Herkese selamlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomda yine önceki videolardan tanıyacağınız üzere yanımda Ömer Faruk var. Ömer Faruk YKS'de eşit ağırlıkta 400 küsürüncü oldu. 400 küsür. 26. 426. oldu. TYT'de de 9000 sıralama. 9000'inci oldu. Küsüratını da söyledi. Şimdi abi çocuğun bir tane çıkar. Hayır, geçen sene ben 9000'inci olmuştum. Yalan diye. Hemen bakalım. 9563. Ama yerleştirmeyi mi söyleyeyim? Yerleştirmeyi söyle. 9459. 9459'uncu olmuş. 9459'uncu olmuş. Peki Ömer Faruk'la biz bugün neyi konuşacağız? Çok fazla her videonun altına şu soruların geldiğini gördüm. Abi işte Ocak ayındayız. Bizim hocalar diyor ki Ocak'ta şu netlerde olmalısınız. Şubat'ta Mart'ta şu netlere çıkamamışsanız şu dereceyi yapamazsınız. Derece öğrencileri bu aylarda şu netlerde olur gibi gibi bir sürü şey söyleniyormuş herhalde. Veya söylenmiyorsa da siz çok merak ediyorsunuz. Ya hangi ayda hangi nette olunur gibi. Şimdi biz bu videoda Ömer Faruk'un hangi aylarda hangi nette olduğunu ve bu hani ay ay neler yaptığını, mesela netleri örnek veriyorum, yükselmişse yükseltmek için neler yaptığını falan konuşacağız. En son sınavda kaç net yapmış tek tek, bunları konuşacağız. Ben ufak bir giriş yapmak istiyorum. Arkadaşlar bakın, öncelikle ben bunlara çok katılmıyorum. Yani şu ay geldiğinde şu nette olman lazım, yoksa şu derece olmaz gibi şeylere kesinlikle katılmıyorum. Yani arkadan gelip gerçekten kalan son zamanı çok iyi bir şekilde değerlendiren biri üstündeki rakiplerini geçebilir. Bu bir yarış. Yarışta geçilebilirsiniz, geçebilirsiniz. Yani o yüzden ben şu nette değilim, ben bu netlere çıkamayacağım, ben şu sıralamayı yapamayacağım gibi lütfen düşünmeyin ya, lütfen. Sormayın da artık lütfen böyle sorular. Ama peki biz neden çekiyoruz? Bir örnek olsun size. Bir arkadaş sınavda kaç net yapmış, ondan öncekilerde ay ay kaç net yapıyormuş, düşüşler, yükselişler, dalgalanmalar ne durumdaymış. Bir örnek olması açısından çekelim dedik bu videoyu. Niyetimiz bu yani. Yoksa hani şunu demeyeceğiz, Şubat'ta şu nette olman lazım tarzı bir şey olmayacak bu videoda. Öncelikle Şubat ayından bahsetmek istiyorum sizlere. Şu son 5-6 ayımı anlatayım. Şubat ayında bizim rehberlik hocalarımızın bize söylediği şey şuydu. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler bu süreçte iki defa çakılırlar. Yani netleri düşerler. Birinci süreç Ekim-Kasım aylarında olur. Hani o zaman netleriniz düşüyordu ve benim ciddi anlamda düşmüştü. Çok üzülmeyin, bu süreç gelip geçicidir. Daha sonrasında ikinci süreçte Şubat-Mart aylarıydı. Bu süreçte de düşerse sakın moralinizi bozmayın, çalışmaya devam edin. Bizi böyle teşvik ediyorlardı. Ama yani sonuçta netin düşüyor abi, moral bozukluğu oluyor yani ister istemez. Yani. Yapacak bir şey yok. Onun için ben de hani Şubat ayında ciddi bir net düşüklüğü yaşamıştım. TYT'de işte 60-70 net civarı yapıyordum. Ben işte 60-70 net civarı yapıyordum. AYT'de de çok çalışmama rağmen 45-50 net şeyini geçiyorum. Hatta bir ara fixlemişti yani, her girdiğim AYT denemesi 47.5 yani delirecektim. Ondan sonra Mart ayında zaten... Şunu hemen bir netleştirelim. O zaman Şubat ayında 60-70 civarı TYT dedin. Aynen. 45-50 civarı da AYT yapıyordum dedin. Aynen. Daha sonrasında ki ben çok verimli bir 15 tatili kampı yapmıştım. 15 tatil benim için çok önemliydi ve gayet güzel geçmişti. 15 tatilin ekmeğini de Şubat ayında yiyemedim. Öyle söyleyeyim yani. Hani daha henüz yiyemedim. Mart ayına geldik. Netlerim çok hafif böyle yükselir gibi oldu. O anda bir pandemi patladı zaten. Hı hı. Pandemi patlayınca tüm çalışma düzenimiz alt üst oldu. Tüm şeylerimiz oldu. O ay sadece moral motivasyonumuzu, hani tekrar bir savaşa tekrar dahil olma, mücadeleye tekrar dahil olma çabası içerisindeydim açıkçası. O yüzden çok verimli geçmedi. Ama Nisan ayı benim için acayip derecede, hani o 15 tatilin meyvesini aldığım aydı. Çok aşırı. Yani ta Ocak'taki çalışmanın meyvesini sen, aynen, Ocak'taki Şubat'taki çalışmanın meyvesini Nisan'da aldın. Aynen. Ve bunu da ben hani şu an bu süreci tekrar göz önünde bulundurduğumda fark ediyorum. İnsanlar nasıl ki yükseğe sıçrarken önce bir eğilirler ya. Hı-hı. Şubat ayı, Mart ayı benim için öyleymiş. Daha sonrasında ben daha yükseğe zıplamak için biraz düşmüşüm yani. Anladım. Bunu böyle yorumluyorum. Şeyden örnek verelim. Ok ve yaydan. Evet. Nasıl bir oku fırlatmak için ne yapmanız lazım? Onu geriye önce doğru, geriye doğru çekmeniz lazım. Bence bu örneği de verebiliriz buna. Yani şunu demiyorum, hani düşmeniz lazım, illaki düşün değil. Ama bir düşüş varsa, bir kötüye gidiş varsa bu normaldir. Ama şöyle de yaparsa eğer, of ben bittim gittim, kesinlikle, salarsa o düşüş düşüşle kalır.
fırlatamazsınız oku. Yani bırakmayacaksınız elinizden o yayı. Değil mi? Yani aynen, düşüş aynen, normal aynen. Normal diyoruz ama iyi be, normalmiş böyle düşüyorum o zaman doğru yoldayım da aynen, demesinler denmez. Şimdi. Onun aynen. Bir aksiyon alıp gerekeni yapmak lazım. Aynen öyle. İşte Nisan ayında sıçrama yaptım dediğim netler de şuydu. 60-70 civarı yaptığım netler TYT'de. 85'i şey yaptı. Hani 15 net belki hani yüksek bence. Hani sıçrama açısından büyük. Evet. Ama eğer çok da hani ya işte 90-100 olmamış diyecek olanlar varsa TYT zaten dalgalı bir süreç. Hani evet. Birazdan geleceğim Haziran ayındaki TYT netlerimde de bazı sıkıntılar vardı benim. Ama 15 net benim için gayet iyiydi. Asıl sıçrama zaten AYT'de başlamıştı. AYT'de de 60 artı yapmaya başladım. 60 üstü yapmaya başladım. Yani 50'yi geçemeyen ben bir anda AYT'de 10 net yapmıştım. Bunun işte sebepleri şunlar olabilir. Bir, pandemi rutinim oturmuştu. İşte sabah erken kalkıyordum, çözmem gerekenleri çözüyordum vesaire. İki, AYT'de işte edebiyatta olsun, matematikte olsun konularım bitmeye başlamıştı. Mayıs ayında ise bu sıçramayı, bu hamlemi koruma ayı olarak düşünmüştüm ben. Nasıl? Ya işte sürecin bitimine, kendime sürekli şunu diyordum. Sürecin bitimine 2 ay kalmış. Evet sıkılmışsın ki zaten Mayıs ayında hani ülkemizi biliyorsunuz biz Konya'da yaşıyoruz. Sıcak bastığı ay. Aynen. Evdesin zaten bir yere çıkamıyorsun. Bayağı düştü. Aynen. Yani çalışmaları kendini dışarı attı. Sadece kendimi motive ettiğim tek şey şuydu. 2 ay var. 2 ay sonra bir yıl çalışmamak için bir 2 ay çalış. 2 ay kaldı dişini sık bu işi başar diye kendimi sürekli motive ediyordum. Ama hani can sıkıntısını gidermek adına da sadece yaptığım çalışmanın üzerine koymak yerine o çalışmayı korumayı tercih ettim ben Mayıs ayında. Şimdi o zaman Haziran'ı geçmeden önce ben hemen birkaç bir şey özetlemek istiyorum. Sen 60-70 olan TYT netlerini 85'lere kadar çıkarttın. Yani yine arada oluyordur tabi 80'leri belki 75'leri gördüğün oluyor muydu? Ben Haziran'da 63'ü gördüm. Ha mesela ona geleceğiz. Aynen, yani 85 yani. Deyince o bir daha 60-70'leri yapmamış 85'e fırlamış değil olay. 85'leri görmeye başlamış daha önce göremezken. Olay bu. Hı-hı. Buradan bahsediyoruz. Ondan sonra AYT'de de 45-50'den artık 60'ları görmeye başlamışız. Gayet güzel. Şimdi buradakileri de ne dedim? Pandemide düzenli bir rutin oturttum dedim. Hı hı. Erken kalkıyormuşsun. Aynen öyle. Konular da yavaş yavaş artık iyice bitmeye başlamış. Burada da bir şey söylemek istiyorum. Sürekli bana işte şey diyenler çok oluyor. Sen de belki kanalında var zaten. Oradan da sana da diyenler oluyordur. Ya işte konular Mart'ta bitmeli bir an önce. Mart'ta bitmiş olmalı hem TYT hem AYT. Nisan'a Mayıs'a konu kalmaz gibi şeyler çok söyleniyor. Arkadaşlar herkesin bir plan programı var. Herkesin kesinlikle. Yani konuları bitireceği bir tarih vardır. Denemeye ayırdığı bir zaman vardır. Kendinizi böyle kurallarla sınırlamayın. Kendinize güveniyorsanız plan programınıza devam edin lütfen. Mesela sen ne zaman bitirmiştin konuları? Benim TYT sınavına girdiğimde TYT konularım bitmemişti hala. Ama AYT'de de şöyle bir durum olmuştu. İşte atıyorum hani trigonometri çalışırken logaritma diziler yeni oturmaya başlar ya. Hı hı. Logaritma diziler trigonometriye giden bir sıralamada bu şekilde olur. Biz limit türev integral çalışırken daha öncekileri trigonometriyi mesela çok oturtmakta zorlanıyorduk. Ama bir anda limit türev integrali kaldırdılar önümüzden. Hı, biz evet. Trigonometriye oturmak için daha rahat bir zamanımız oldu. Aynen. Orada bu konuların kalkması bir avantaj sağladı. Ama mesela AYT tarihte, AYT coğrafyada da benim çalışmadığım bir sürü konu var. Konu. Yani çalışamadığım öyle söyleyeyim. Yani şey o sınavda müfredatta sorunlu olduğun halde. Sorunlu olduğum evet. Halde çalışmadım. Anladım. Şimdi son aya geçelim bir. Haziran'da ne yaptı, neler oldu denemelerde? Bir de asıl sınavda kaç net yaptık artık? Haziran oradan. Ayı bir öğrencinin şöyle bakması, yani benim kendi bakış açım şuydu Haziran ayına. Yapabileceğin en iyi performans koy. Bir maça çıkıyorsun, düşünün bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkan bir futbolcu Şampiyonlar Ligi elemelerinde başka oynayabilir. Ama Şampiyonlar Ligi finalinde her şeyini vermek zorundadır. Aynı şekilde Haziran ayı benim için bu önemdeydi. Yani yapabileceğin en iyisini yap, bu ayda bitir bu işi. Yani son zirve noktan TYT 26 Haziran, TYT 27 Haziran AYT sınavı olsun. Bu şekilde ben sürekli denemeye geçmiştim zaten Haziran ayı itibariyle. Sadece AYT matematik çalışıyordum soru bankası olarak. Hı-hı. Onun dışında full denemeydi.
Bu şekilde yaparak da yaklaşık Haziran ayında da işte 85 olan TYT netimi 90 artılara çıkarmıştım. AYT'de de artık çok şükür ki 65'in üzerine çıkıyordum. Nasıl 47.5'da takıldığım vakit varsa 60'da da 61-62'de de çok takıldım açıkçası. 65'in üzerine çıktığında ben mutlu oluyordum. Hatta sınava son bir hafta kala TYT netlerim hani AYT netlerim böyle yukarıya doğru uçuşa geçmişken 70 üzeri olmuşken TYT netlerim aynı hızda 90'dan aşağı düşüyordu yani. Ben AYT'ye 2 hafta kala yaptığım bir TYT denemesinde 63 net yaptım yani. 63 net benim başladığım netti yani. Hani ilk çözdüğüm TYT denemesinde 63 net yaptım. Ama bunun sebebi ne? Yani o anlık aynen gelen bir şey. Yani. Bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir şey değil. 63 nete gördüğüm zaman direkt şoka uğradım, tamam mı? Dedim ki hani sen yolun başında 63'tün, şimdi 63'sün moduna girdim ama hani yapabileceğim en iyi şeyi yapıp bu 63'ten sonra da hani kendimi hızlı toparlamak adına şunu dedim. Bir boksör yere düştüğünde değil, geri ayağa kalkamadığı zaman yenilir. Evet. O yüzden hani yapabileceğimin en iyisini yapıp TYT sınavına girdim ve TYT sınavı benim hayatımda geçen en zor olup en iyi geçen sınavdı. 101.25 net yaptım. Hani 100'ün üzerine çıktığımı hatırlamıyorum. AYT'de de 72.5 net yapmıştım. AYT'de de çok iyiydi. Çok iyi, çok iyi. Hani o şekilde bir sürecimi tamamladım ve şu anki bulunduğum yerden de çok memnunum. Neredeydin üniversite olarak? Bir kere daha onu alalım. Söyle bakayım. Sırf söylettirmek için. İstanbul Üniversitesi'nin Hamburg Üniversitesi ile yapmış olduğu uluslararası ortak lisans programı dahilinde hukuk fakültesi öğrencisiyim arkadaşlar. İnşallah tüm burada eşit ağırlıkçı arkadaşlar da başta olmak üzere konumuz eşit ağırlıkçı olduğu için diyorum. Yoksa tüm alandaki arkadaşlar umarım hedeflerine, hayallerine ulaşabilirler. Buradan da dediğimiz gibi hem TYT hem AYT için bir yükseliş, yeri geldiğinde tekrar düşüş, yükseliş, işte sıçrayış, dalgalanma yaşandığını gösteren bir videoydu aslında. Tekrar diyelim, kendinizi sınırlamayın böyle işte şu aylarda şu net gibi. Bir örnek olması açısından işte Ömer Faruk sınav serüvenine dair kısa kısa bunları sizlere aktardık. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Ömer Faruk'un da Toparlanın Gitmiyoruz adlı bir YouTube kanalı var. Onu da bırakacağım buralara. Oraya da abone olabilirsiniz. Düşmüşseniz de kalkmayı unutmayın ki kesinlikle. Dediğimiz gibi düşünce değil, tekrar kalkmayınca yeniliyorsunuz.